Selam dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yakın bir zamanda ISO dosyası sızdırılan Windows 11'i bilgisayarımıza kurup deneyeceğiz. Öncelikle bilgisayarımızda sanal bir bilgisayar oluşturmak yerine tamamen diskimize format atıp Windows 11'i kuracağız arkadaşlar. Bunun için bize bir uygulama gerekli arkadaşlar. Windows 10'dan da hatırlayacağınız Rufus uygulaması. Rufus uygulamasını açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan linkinden indirebilirsiniz. Ayrıca Windows 11'in de dosyasını, ISO dosyasını yine açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan indirebilirsiniz arkadaşlar. Ve bir adet de tabii ki flash diske ihtiyacımız var. Rufus uygulamasını çalıştırdıktan sonra arkadaşlar karşımıza gelen ekrandan flash diskimizi öncelikle seçmemiz gerekiyor. Bendeki 16 GB'lık en az 8 GB'lık kapasiteye sahip bir flash diske ihtiyacımız var. Flash diskimizi seçtikten sonra buradan 3 ayrı seçenek var. Buradan ISO dosyası olanı seçiyoruz biz. Seç dedikten sonra indirmiş olduğumuz Windows 11 dosyasını seçimini gerçekleştiriyoruz. Bu seçimi gerçekleştirdikten sonra imaj seçeneği kısmında otomatik olarak uygulama zaten tüm ayarları bizim için etkinleştiriyor. Burada MBR ve GPT bölümü var arkadaşlar. GPT bölümü daha güncel sisteme sahip bilgisayarlar için. MBR bölümü ise daha eski bir BIOS'a sahipseniz, daha eski bir sisteme sahipseniz seçmeniz gereken seçenek. Zaten GPT'yi seçtiğimizde hedef sistem otomatik olarak UEFI olarak ayarlanıyor arkadaşlar. MBR'yi aldığımızda eski BIOS sistemine dönüş yapıyor. Alttaki hiçbir ayara dokunmadan arkadaşlar kurulumu gerçekleştirmek istiyoruz. Burada bize sahip olduğumuz diskteki tüm verilerin silineceği bilgisi veriliyor arkadaşlar. Tamam dedikten sonra kurulum gerçekleşmeye başlıyor. Evet arkadaşlar, kurulum işlemi başarılı bir şekilde flash diskimize gerçekleşti. Şimdi sistemimizi yeniden başlatacağız ve Windows 11'i sistemimize kuracağız. Kullanmış olduğumuz flash diski sistem açıldıktan sonra birincil olarak seçmemiz için F11 tuşuyla boot menüsüne gelmemiz gerekiyor arkadaşlar. Boot menüsüne geldiğimizde burada kullanmış olduğumuz flash diski seçip işleme devam etmemiz gerekiyor. Burada bizi eski sürümlerde olduğu gibi Windows kurulum ekranı karşılamakta. 11'in arkadaşlar Türkçe dil desteği yok. Şu an İngilizce olarak kullanım gerçekleştirebiliyoruz. Türkiye'yi seçtikten sonra kullanmış olduğumuz klavyeyi de Q olarak seçtikten sonra Next diyoruz. Kurulumu buradan gerçekleştiriyoruz. Windows 11 aktivasyon kodunu bizden istemekte. Aktivasyon kodumuzun olmadığını belirterek devam ediyoruz. Ve Windows 11'in sürümleri burada karşımıza çıkmakta. Biz Pro sürümüyle kuruluma devam edeceğiz. Sonrasında böyle bir uyarıyla karşılaşıyoruz. Sistemimizin Windows 11'i yüklemek için yeterli olmadığını söyleyen bir uyarı. Sistemimiz ne kadar güncel olursa olsun, ne kadar güçlü olursa olsun %90 bütün sistemlerde bu uyarıyı alacaksınız. Bu uyarıyı almamanız için de BIOS'a girip tekrardan küçük bir ayar yapmanız gerekiyor. BIOS ekranımıza geldiğimizde Advanced bölümünden CPU ayarlarını yapmamız gerekiyor. Bu BIOS ekranı farklı anakart markalarında farklı olarak görünebilir arkadaşlar. Ama genelde yapılması gereken ayar aynıdır. CPU ayarlarına girdiğimizde arkadaşlar benim sahip olduğum BIOS'ta bu ayar hemen alt kısımda bulunuyor. AMD TPM Switch sekmesi arkadaşlar burada disable olarak ayarlanmış. Bunu AMD CPU FTPM olarak ayarladıktan sonra ayarlarımızı kaydedip BIOS'tan tekrardan çıkış işlemi yapıp kuruluma devam ediyoruz. BIOS'taki güncellememizi yaptıktan sonra kuruluma devam edebiliriz. Custom dedikten sonra buradan kurmak istediğimiz disk alanını seçmemiz gerekiyor. Ben burada bir disk alanı yapmıştım Windows 11'i kurabilmek için. Zaten temiz bir alan olduğu için de format atmıyorum. İsterseniz formatta atma işlemi buradan gerçekleştirebilirsiniz. Next dedikten sonra dosyaların kopyalama işlemi gerçekleşiyor. Windows 11 logosunu gördük arkadaşlar. Kurulum işleminin hemen hemen sonlarına doğru geldik. Türkiye olarak bölgemizi seçtikten sonra devam ediyoruz. Oturuma herhangi bir isim vermemizi istiyor. İsmimizi verdikten sonra devam ediyoruz. Burada Windows 11 üzerinde birkaç ayar yapabiliyoruz. Bağlantı olsun, konum olsun, parmak okuma vesaire. Bu tarz ayarları biz atlıyoruz. Ve Windows 11 bizlerle arkadaşlar. İlk dikkatimi çeken başlat sekmesi sol taraftan alınmış, orta kısma yerleştirilmiş. Bunu yeniden biz özelleştirip yine sol tarafa alma imkanımız var. Burada kısa yollar atılmış. Uygulamalara buradan hızlı bir şekilde ulaşmamız için ve özelleştirebiliyoruz aynı zamanda. Buradaki uygulamaları silip
yükleme işlemi de gerçekleştirebiliyoruz. Oyunlarda bize verdiği performansları da tabii ki merakla bekliyoruz. Bu bir beta sürümü arkadaşlar. Tam sürümüyle kesinlikle aralarında çok büyük farklar olacaktır. Birçok özellik değişecektir. Birçok özellik eklenecektir. Yine sağ tarafta burada görünümler devam etmekte arkadaşlar. Sadece simgeler değişmiş. Gece modu falan eklenmiş buraya. Görünüş olarak gerçekten çok şey katmış. Bakalım performans olarak ileride tam sürüm geldiği zaman neler kazandıracak kullanıcılara, hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bu kurulum aşamasında karşılaşmış olduğunuz sorunlarla ilgili yorumlar kısmına yorumlarınızı ekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bol FPS'li ekranlar diliyorum. Hoşça kalın.